Merhaba arkadaşım derse hoş geldin. 6. özel derste bölünebilme kuralları var. Çok uzun bir ders yapacağız. Hazır ol. İstediğin yerde ara ver ama tamam mı? Şimdi ben bugün sana 4 sayfa anlatacağım. Hadi bismillah. 1, 2, 3, 4 sayfa. Sonraki 3 sayfada senin ödevin olacak. Böyle böyle 40 günde bitireceğiz inşallah. Bir kitap bitireceğiz ya. Dile kolay. Çok güzel bir şey. Kitap bitirmek bana çok keyif verirdi. Sana da verecek inşallah. Hadi bismillah başlıyorum. 2 ile bölünebilme. Bir sayının 2'ye bölünebilmesi için sayının çift olması lazım. Çok basit. Son basamağı 0, 2, 4, 6, 8 bunlardan biri olması lazım. Tamam mı? Bunlardan biri ise sayı çifttir. 2'ye tam bölünür. Diyor ki rakamları farklı 5 basamaklı bıdı bıdı sayısı 2 ile tam bölünebildiğine göre A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? A ve B'yi max seçmeye çalışacağım. Şimdi bu 2 iki, ile tam bölünüyorsa bu çifttir değil mi? Bu B sayısı 0, 2, 4, 6, 8'den 1 olacak. Hangisi olsun? Dersin ki hocam büyük istediği için 8 olsun. Ama ve lakin 8 burada kullanılmış. Bak şunu, şunu unutursan yanarsın, kanarsın, bitersin. Söyleyeyim. Soruya dikkat edeceksin. Dolayısıyla rakamları farklı için 8 kullanamam, 7 de kullanamam tek sayı. Çift olarak en büyük 6'yı kullanırım. B 6 oldu. Şimdi A'ya gelelim. Gönül A'yı 9 kullanmak istiyor. Niye? En büyük 9 rakamı vardır. Yapıştırayım diyorum ama burada 9 olduğu için onu 8 kullanacağım. Hayda A 8 de var. Mecbur onu 7 kullanıyorum. Ortadaki sayıların ya yani tekli çiftli önemli değil. Bize son basamak lazım. O çift olacak. Şimdi en büyük değer kaç oldu? B'de 6'dır, A'da da 7'dir. Topla 13. Yapıştır. Birbirinden farklı demesini kullanmalıyım. 9 ve 8'i kullanmayacağımı görmeliydim. Devam edelim. Basit ve güzel bir soruydu. 3 ile bölünebilme. Bir sayının rakamları toplamıyla sayı aynı özelliği gösterir. Ne demek istiyorsunuz hocam? Bak şunu anlatıyorum. Bir sayının rakamlarını topladın. Bir sayı burada. Sayının rakamlarını topladım burada. Sayının rakamları toplamı 3'e tam bölünüyorsa bu sayı da 3'e tam bölünür. Tamam Bu kadar. Hatta sayının top, rakamları toplamı 3'e bölünce kaç kalanı veriyorsa sayı da aynı kalanı verir. Yani sayı ve sayının rakamları toplamı aynı özelliğe sahip diyeceğiz. Güzel. Şimdi diyor ki o zaman rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olmalı. 3'e tam bölünebilmesi için. 5 basamaklı bıdı bıdı sayısı 3 ile tam bölünebil tam bölünebilmesi için A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Önce basit bir örneği ben sana yapayım. Mesela diyeyim ki 7 A e, 1 sayısı. Yani 700 bilmem 1 sayısı. Bu sayı 3'e tam bölünebiliyorsa A'nın alacağı değerler nelerdir? Dersin ki hocam rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olmalı. Rakamlar toplamı şu an kaç? 7 bir daha 8. A'yı da ekleyince 3'ün katı olmalı. Yani ne olabilir? Mesela 8'den büyük ne var? 9. 9 olması için A1 olabilir. Başka? Hocam burada 8 var. E, 9'dan sonra 3'ün katı ne var? 12. Bu 8'i 12'ye ulaştırmak için A4 olursa rakamlar toplamı bu sefer 12 olur. Yine 3'ün katı oldu. Bölünür. Başka? Hocam burada 8 var. 12'den sonra 3'ün katı ne var? 15. 8'den 15'e ne lazım? 7. A yerine 7 yazabilirim. Güzel bak. 7, 7, 14, 1 daha 15. Başka? Hocam burada ne var? 8 var. 18 de 3'ün katıdır. 10 eklemem gerekir. A yerine 10 eklerim. Dırırır. Yanlış. A bir rakamdır. 3 basamak bir sayının içinde olduğu için rakamdır. Dolayısıyla bu olabilemez. 1, 4 ve 7 olur. Ve şunu dikkat et. Bak ritmik bir artış vardır. Ne demek istiyorum? Şimdi A'yı 1 seçtin ya 3'e bölünme kuralında. Bir sonraki değer onun 3 fazlası olan 4 olur. Bir sonraki değer onun 3 fazlası olan 7 olur. Bu ritmik artışı görmek önemli. Şimdi geliyorum buraya. Bu sayı 3'e bölünüyorsa rakamları toplayalım. 5, 2 daha 7, 1 daha 8. 8 artı a a 2 a. Buranın 3'ün katı olması lazım. Peki ne olabilir? Şuradaki 2 a 8 ile toplanınca işte 3'ün katları olan 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 gibi gibi şeyler üretmeli. Ben diyorum ki ya bir dakika o zaman ben bu buraya 1 yazabilirim. Mantıklı. 8 artı 1 9. Güzel. 3'ün katı oldu. Fakat 2A 1 olamaz yavrucuğum. Neden? A 1 rakamdır. 2A 1 olursa A 1 bölü 2 çıkar. Olmaz. 1 sağlamadı. Bak hem 3'e bölünmesi için 3'ün katı yapmaya çalışıyorum. Hem de sayı 2A'ya uygun olmalı. Bir aşama daha katmışım soruya. Tamam ne yazayım mesela? 8, 9 olmayacağına göre rakamlar toplamı 9'da olmuyor. 8'den sonra ne var? 9'dan sonra 12. O zaman burayı 4 yapsam, 4, 8 daha, 12 yapar, 3'e tam bölünür. Peki 2a 4 olur mu? Olur. A 2 olur. Bravo. A yerine 2 yazmam yeterli. Sonra, sonra bakıyorum yer yetmedi. Şuraya yazıyorum. Şunu siliyorum. Bak, şunu siliyorum. Çünkü bana tam da burası lazım. Buraya yazacağım. Alıyorum. 8 artı, 8 artı 2a. Tamam. Ne demiştik? A değerimiz şurası. 1 olurdu ama 2A 1 olmayacağı için olmuyor. 4 olur, evet olur. Toplarım 12 olur. A'nın yerine 2 yazmam gerekiyor. Bırak bu. 4'ten sonra ne yapacağım? Mesela 5 denesem olmaz. 2A 5 olmaz zaten. 8, 4 daha 12. 12'den sonra ne var? 15. 15'e ulaşmak için buraya 7 yazıyorum. Güzel. Topla 15. 3'e tam bölünür ama 2A 7 olmaz. Ele. Tamam 15'ten sonra ne var? 18. Buraya 10 yazıyorum. 8 doğru da 18. 18 3'e tam bölünür. 2A 10 olur mu? Olur. A yerine 5 yazmak yeterli. Güzel. Başka? Hocam 18'den sonra 21 var. Dolayısıyla buraya 3 ekleyin. 13. 8 daha 21 yapar. 3'e tam bölünür ama 2A 13 olmaz. Sonra hocam bir 3 daha ekleyin. 16 ekleyin. 16 8'den yapar 24. 3'ün katıdır. 3'ün katlarına göre gidiyorum. 2A 16 ise A8 olur mu? Olur. Güzel. Başka? 3 ekle 19. 19 artı 8 ne yapar? Ee, hocam 27 yapar ama 2A 27 yapmaz. Ele. Bak burada çok önemli bir şey olacak şimdi. 3 ekle 22. Tamam. 22 8'den ne yapar? 30. Eyvallah. 3'e bölünür ama 2A 30 olursa A15 olur. Rakamlıktan çıktı. Daha da büyüğü olmaz zaten. Çünkü 9'dan sonra olmaz. A değerleri sadece 2, 5 ve 8 olur. Toplamları 15 olur. Nerede? Yapıştır. Tam da dibimdeymiş. Güzel. Yani bu soru evet başlangıç içinde bir tık zordu. O yüzden biraz önceki önce yumuşatma sorusunu gösterdim. Çünkü buradaki rakamlar toplamı hem 3'ün katı olacak hem de 2A'ya verdiğin değer yani 2A'ya uygun olacak. Çift bir sayı olacak. 2'nin katı olacak. 2A bir şey olsun. Bölünebilsin. Evet geçiyorum sıradakine. Diyor ki bir sayının 3 ile bölümünden kalan bu sayının rakamları toplamının 3 ile bölümünden kalan eşittir. Bu bir bilgi. Biraz önce bahsettiğim bilgi. Yani sayının 3'e bölümünden kaç kalanı verdiğini bulmak istiyorsan sayının rakamları topla. O rakamların toplamının 3'e bölümünden kaç kalan verdiğine bak. Bu. Bir okuldaki öğrencilerin sayıları 4 basamaklı bıdı bıdı sayısıdır. Tamam. Bu okuldaki öğrencilerin tamamı üçerli gruplara ayrıldığında İki öğrenci ayakta kaldığına göre anlı alacağı değerler toplamı kaçtır? Yani diyor ki bu sayı 3'e bölünce 3'e bölününce 2 kalanı veriyor. He bunu anladım tamam. 3'e bölününce 2 kalanı veriyorsa bunun rakamları toplamı da 3'e bölününce 2 kalanı verir. 6, 4 daha 10, 3 daha burada 13, 13 artı A. Yani 13 artı A da 3'e bölününce 2 kalanı verir. Hatta şöyle bile yazabilirsin. Bu 3'ün katından 2 fazladır. Ama bunu yazdığım zaman bazılarınızın kafası karışıyor. O yüzden ben onu siliyorum. Tamam. Şimdi gel bakalım. A yerine öyle değerler vereceğiz ki 3'ün katından 2 fazla çıkacak. Böylece 3'ün katı olduğunda tam bölünüyor diye 3'ün katından 2 fazla çıkarsa 2 kalan verir anlamına gelir bu. Şimdi ne olabilir? 3'ün katı ne var 13'e yakın? Hocam 12 var. Bravo. O zaman rakamlar toplamı 14 olursa 2 kalanı verir. Çünkü bak rakamlar toplamı 14 olursa 12 tam bölünüyordu. Buradaki 2 kalan olarak elimde kalır. He, o zaman buranın 14 olması için A yerine 1 yazabilirim. Yukarı doğru gideyim. Topla 14. 3'e böl 2 kalan verir. Güzel. Başka? Hocam 12'den sonra 3'ün katı ne var? 14 var. Şey 15 var. 15 olsa 3'e tam bölünür. Ama 2 kalan vermesi lazım. 15'e 2 ekle 17. Buranın toplamı 17 olursa da 2 kalan verir. E 13 burada var. Buraya 4 yazarım. A 4 olursa toplam 17 olur. 17'de nedir? 17'de şudur. 17 eşittir. Bak 15 artı 2. Tamam bu 15 tam bölünüyor. 2 kalan olarak kalır. Güzel. Sonra hocam 15'ten sonra 18 var. 3'e tam bölünebilen. 2 kalan verdiği için 2 ekleyin. 20 olması lazım rakamları toplama. E tamam 3 buradaysa 13 buradaysa buraya 7 yazarım. Bak dikkat et. 1 3 fazlası 4. 3 fazlası 7. Bir sonraki 3 fazlası 10 olacak. Ama A bir rakam olduğu için 10 olabilemez. İşte bu dolayısıyla A'nın alacağı değerler 1 4 7 sonra da bak soru da rakamları farklı diyor mu bakıyorum ee, okul numarası 4 basamaklı bıdı bıdıdır rakamlar farklı diyor mu hayır demiyor tamam A'nın alacağı değerler 1 4 7 topla 12 yapıştır güzel iyiydi değil mi bombastik bu arada şöyle yandırınca çok göbeğim çıkıyor mu video <laughs> çekerken biraz önce aklıma geldi fark etmeden göbeğimi içeri çektim böyle siz fark ettiniz mi neyse çekmeyeceğim ya Biraz göbek de normaldir canım. Ha? İyi değil mi? Azıcık çıkıyor boşverin. Onu da görmezden gelin. Hocanın göbeğinin şeyi görmezden gelinir derler. <laughs> bir şey uyduracak da uyduramadı. Aklından hiç basamaklı bir sayı tutan bu tuttuğu sayı ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. Ne demiş? Tuttuğum sayının her bir basamağındaki rakam kalan iki rakamla oluşturulmuş iki basamaklı sayı ile çarpıldığında elde edilen sonuç her defasında 3 ile tam bölünüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu, bu senin tuttuğu sayı olabilir? Bak, bu buserdek bir sayı tutuyorum. Mesela ABC. ABC 3 basamaklı sayı tuttum. Sonra e, bir basamandaki rakam ve kalan iki rakamla oluşturulan iki basamaklı sayı çarpılacak. Mesela A'yı ayrı tutuyor, B ile C ile çarpıyor ve bu 3'e tam bölünüyor her zaman. Yok B'yi ayrı tutuyor, A C ile çarpıyor, bu da 3'e bölünüyor. Ya da C'yi ayrı tutuyor. Kalan sayılar ne? E, A, B. AB. AB ile çarpıyor. Bu da 3'e bölünüyor. O zaman ben anlıyorum ki ayırdığımda ya bir basamaklı kısım ya da iki basamaklı kısım mutlaka 3'ün katıdır ki bu çarpma 3'e tam bölünüyor. He, bunu kavradım. Güzel. Gel bakalım şimdi. Buna göre bu hangisini tutmuş olabilir? Mesela 125 sayısını tutsa 1 ile 25'i e ayırsak 1 çarpı 25 yapsak bu 3'e tam bölünür mü? Hayır. Neden? E 1 de 3'ün katı değil, 25 de 3'ün katı değil. Denenenin bunu tutmuş olamaz. 237. Tamam bak 2 ile 37'yi tutmuş olsam, yani ayırsam 2 de 3'e bölünmüyor, 37 de bölünmüyor. Denenenin bu da eğlendi. Ha, şöyle olsa olurdu. 3'ü başa al, 27 yap. Tamam. Bu bölünür. Ama bütün hepsi için bölünmesi lazım. Yani benim buradan üreteceğim bu mantıktaki tüm durumlar için 3'e tam bölünmeli. Biri için bölündü, biri için bölünmedi. O yüzden almıyorum. 269. 2'yi ayır. 69'u al. Tam bölündü mü? Evet. 69 3'ün tam katıdır. Tamam. 6'yı ayır. 29'u al. 2 ile 9. A 6 bu sefer 3'ün tam katıdır. Tam bölünür. 29 bölünmüyor olabilir. Bir tanesi bölünüyorsa tam bölünür. Yo 9'u başa al. 26'yı yaz. E bak 9 tam bölünür. 26 bölünmese de olur. Çarpma işleminde biri bölünüyorsa tamamı bölünüyor demektir. Bravo. Demek ki yapıştır. Buse bu sayıyı tutmuş ola bilir. Diğerlerini de ayırırsan olmayan bulursun. Mesela biri ayır 37 yap. Bak bölünmüyor. Şurada da mesela evet 3 bölünüyor falan ama belki 4'ü aldım 35 yaptım. 4 çarpı 35 bak bölünmedi. Bana hepsi bölünen lazım. Güzel. Devam. 4 ile bölünebilme. Şimdi arkadaşlar 2, 4, 8 aslında birbirinin genişletilmiş hali. Nasıl yani? Bak şu şunu anlatıyorum. Bir sayının 2'ye bölünmesi için Sayının son basamağına bakarsın. Son basamağı 2'ye bölünüyorsa sayı 2'ye tam bölünür. Doğru mu? Doğru. 4 bunun bir büyüğü değil mi abisi? O zaman bir sayının 4'e bölünmesi için son bir basamağı değil. Son 2 basamağına bakarsın. Son 2 basamağı 4'e tam bölünüyorsa sayı 4'e tam bölünür. Bravo. Hatta şimdi erken bir bilgiyi de size söyleyeyim. Sonra sayının 3 basamağına bakarsın. Son 3 basamağı 8'e bölünüyorsa sayı 8'e tam bölünüyor diyeceğiz. Vay bunlar birbiriyle bağlantılı yani. Aynen öyle. Bağlarsan daha kolay öğrenirsin. Şurası 2 için. Buranın tamamı 4 için. 3 tanesi de 8 için denilecek, test edilecek. Bu kadar. Tamam bir sayının son iki basamağında oluşan sayı 4'e bölünüyorsa sayı 4'e tam bölünür. Örneğin 4 basamakta bıdı bıdı sayısı 4'te bölümden kalan 2'dir. Şimdi kalan 2 demiş. Ne yapacağım biliyor musun? 4'e bölünenleri bul. Ya 2 ekle ya 2 çıkar. Örnek veriyorum. Mesela sana şöyle bir sayı söyleyeyim. 648, bu dörde tam bölünür mü? Evet. O zaman buna mesela dörde bölümünden iki kalanını vermesini istiyorsam sayının buna ya iki eklerim ya da bundan iki çıkarırım öncesine gelirim, değil mi? Bu ikisi dörde bölünce iki kalanı verir çünkü dörde tam bölünen sayının ya iki fazlasıdır ya iki eksiğidir. Bu mantığı kafaya koydun mu? Koydum. Güzel. Şimdi gel. diyorum ki. Ne diyorum? Bu sayı 4'e tam bölünüyor. Bu sayı ne olabilir acaba? Bu sayıyı bulmaya çalışacağım. Sonra bu sayının 3 ile bölünden kalan 1 olduğuna göre x artıya toplamın en küçükleri kaçtır? 3'e de bağlamış. Şimdi 4 ile bölünecek 2 kalanı verecek. Burada 4'e tam bölünen ne olabilir bu sayı? Bana söyler misiniz? Hocam bu sayı 2, x, 32 olsa 32 4'e tam bölünür. Bravo. Başka? Hocam 4 daha ekleyin. 2, x, 36 olsa... Son 36 olduğu için 4'e tam bölünür. Bravo. Son iki basamağa bölünmesi yeterli. Bu sayının hepsinin bölündüğünü gösterir. Şimdi 4 daha eklersen 40'a çıkarsın. 40'a çıkamazsın. Buradaki sayı üçlü, 30'lu yani şu, 30'lu. Şimdi ben ne diyordum? Bunlar 4'e tam bölünüyor. 2 kalan vermesini istiyorsam bunu ya 2 fazlası ya 2 eksiğidir. Yani benim buradaki sayım, şu sayım ya bunun 2 eksiği olan 2x 30'dur ya 2 fazlası olan 2x 34'tür. Bunun ya 2x'i olan 2x 34'tür ya 2 fazlası olan 2x 38'dir. İşte sayı bunlardan biridir. Ama acaba hangisi? Zaten 4'e bölümü olduğu için bak aradaki fark 30, 34, 34, 38. 4'er 4'er devam etmiş. Güzel. 3'te de böyle bir şey vardı hatırlıyor musun? Evet bu sayının 3 ile bölümden kalan 1 olduğuna göre x artıya toplamı en uççuk kaçtır? En minik minimal değeri arıyoruz. Peki. Şimdi ben diyorum ki bir kere şu, şu sıfırı biraz düzgün yazayım. Heh. Diyorum ki x ile y'nin toplamını küçük istiyorsam burada onu üretmeye çalışayım. Niye? Çünkü y değeri zaten sıfır. Burada y değeri 4, burada y değeri 8. Yani burada x'i küçük seçebilirsem en küçük buradan çıkacak. Çünkü y'si zaten sıfır en küçük değerinde. Öbürlerinde y 4 ve 8. Şimdi 3'e bölümünden bir kalanı verecek. Şimdi 3'e tam bölünmesi için x ne olmalı? Şimdi Rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olmalı. 2, 3 tane yaptı 5. X 1 olsaydı, 1 olsaydı rakamlar toplamı ne yapardı? 6. Şu an 3'e tam bölünür. Bak, 2130 olur. 2130 olur ve 3'e tam bölünür şu an. Gördünüz mü? Mükemmel. Ama adam diyor ki 1 kalanı versin. E tamam o zaman ya 1 ekle ya 1 çıkar. Şimdi 2130'dan 1 çıkarırsam 2129 olur. Olmaz. 29'a inemezsin. 30'lu sayı o kesin. O zaman 1 eklerim. Sayım 2x31 olur. İşte say şey, hmm, sorry. Şurayı siliyorum. Zaten oradaki sayım belliydi. 2 1 3 0 olur. Yani 2130 pardon pardon pardon. Yanlış yapıyorum. Şu an bir eklemeyi unuttum. Kalem al. Şimdi şu tam bölüyordu değil mi 3'e? O zaman x yerine 1 yazarsam tam bölünür. 1 kalanı vermesini istiyorsam x yerine 2 yazarım. Neden? X yerine 2 yazarsam rakamları toplamı 2, 2, 4. 3 tane yaptı 7. He rakamları toplamı 7 yaptı. Yani şöyle bir şey yaptı. Burası tam bölünür 1 kalanı verir. Heh, o zaman X en az burada 2 olmalı. Başka bir şey olmaz. He 3 ekle 5 de olur. 3 ekle 8 de olur. Çünkü bak 5 yazdığında da 8 yazdığında da bak 5 yazdığında kontrol et. 2, 5 tane yapar 7. 3 daha 10. 10, 3'e bölünce bir kalanı verir mi? Verir. Demek ki bu 5 de olabilir. 8 de olur. 8, 2 daha 10. 3 daha 13. 13, 3'e bölünce bir kalanı verir mi? Verir. Bu da olur. Ama en küçüğünü istiyordu. En küçük 2'yi seçiyorum. X de Y'de de 0'ı seçiyorum. Böylece X artı Y'nin en küçük değeri yapıştır 2'dir. Wow. Ya bir şey itiraf edeyim mi? Yani evet ilk soru için bir tık zor ya. Yalan yok bir tık zor. Hem 4'e bölünmeyi öğrendiniz. Aynı anda kalanı gösterdim. Aynı anda 3'e bir bölün kalanı da gösterdim. Ama sorun yok. Zor sorular bizim kapasitemizi genişletir. Yani zorlandıkça bir sonraki daha kolay gelir diye ümit ediyorum. Devam. Aa bak bu soru çok güzel. X ve A pozitif tam sayılar olmak üzere. X A, X sayısının A ile bölümünden kalanı biçiminde tanımlanıyor. Yani şunu gördüğün an ne diyeceksin? X sayısının A ile kalanını verecek. Bölümünden kalan. Tamam mesela 34 3. 34'ün 3 ile bölümünden kalan nedir? 1'dir. Bu. Tamam bu sonucu verecek. Güzel. Buna göre x 14 14 14 14 15, 15, 15, 15. sayısı için x2 x3 x4 toplamı kaçtır? Yani bu ne demek? X sayısının 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Şu sayı son basamağı 4 olduğu için 2'ye tam bölünür. Kalan vermez. Burada, buradan kalan kalan kaçtır? 0. Peki X'in 3'e bölümünden kalan kaçtır? Şu sayının 3'e bölümünden kalan. Bir kere sayının rakamlarını topluyorum. 3'te hemen. Şimdi buradan 5 gelir. 5 de burada 10. 5 de burada 15. 5 de burada 20. 25. 30. 35. Bak rakamları toplamı 35 oldu. Şimdi bunun rakamları toplamı 3 ile kaç kalanı veriyorsa bu sayıda aynı kalanı verir. Peki 35 3 ile kaç kalanı verir? Bölersen 33 tam bölünür. 2 bölünmez. Bu tam bölünür. 2 kalanı verir. To rakamları toplamı bak rakamları toplamı 2 kalanı verdiği için bu sayı da 2 kalanı verir. Buradan kalacak kalan 2'dir. Peki bu sayının 4 ile bölümünden kalan kaçtır? Son 2 basamağa bakman yeterli. Son 2 basamak kaç? 14. Şimdi 14'ün keşke 12 olsaydı. Son 12 olsaydı tam bölünürdü değil mi? 14 olduğuna göre 2 kalan verir. O 12'den sonraki 2 fazlalık kalan olacak. Buradan da 2 kalan verir. Dur kalemi değiştireyim. Ne oldu? Kalan 2, 2 daha 4, 0 daha 4. 4 nerede? Yapıştır. Çok güzel, zevkli ve basit bir soruydu. Devam edelim. Hızımızı kesmeyelim arkadaşlar. Yazıyorsunuz değil mi? Umarım bana yetişebiliyorsunuzdur. Birler basamandaki sıfır, rakam sıfır ya da beşse sayı beşle tam bölünür. Çok basit ya. Sayıyı beşle tam bölmek istiyorsan sayının sonu ya sıfır olmalı ya 5 olmalı. Bu sayının 5'in katı olduğunun ispatıdır. Bir sayının beşle bölümünden kalan Birler basamandaki rakamın 5 ile bölümünden kalan eşittir. Güzel. Bak şimdi sayı 270 diyelim. Bu sayı 5'e tam bölünür değil mi? 0 olduğu için. Ya da 135. 5'e tam bölünür değil mi? Sonu 5 olduğu için. Harika. Peki sayı şu. 673. Bu sayının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Diyeceksin ki hocacığım bu 670 olsaydı tam bölünürdü. Bu 3 fazlalığı kalandır son basamaktaki kalanı üretir. Başka bir soru daha sorayım. Mesela 189. Bu sayı 5'e bölünce kaç kalanı verir? Hocacığım, 185 olsaydı buna en yakın 5'in katı 185 ya. 185 olsaydı tam bölünürdü. 189 olduğuna göre bu fazlalık olan 4 kalan olur. Sakın kalan 9'dur deme. Kalan nasıl 9 olsun? 9 5'ten büyüktür. Kalan 5'ten küçük olmalı. Her zaman kalan bölenden küçüktür. Güzel. Burada kalan bu olurdu. Tamam bilgiyi de verdi. Şimdi soruya geçiyorum. Diyor ki 5 basamaklı rakamları farklı. Hemen altını çiz. Bıdı bıdı sayısı 5 ile bölündüğünde 2 kalanı veren bir tek sayıdır. Şimdi 5 ile bölünce, 2 kalanı veriyorsa ben ne anlarım? Son basamak ya 2'dir ya da 7'dir değil mi? 2 durum var. Bu ikisi olursa 5'e bölünce 2 kalanı verir. İyi de tek sayı dediği için 2 olamaz. 2 çifttir. Tek sayı olarak 7'dir. Mecburen bu sayı 3, x, 5, 2 ve 7 sayısıdır. Sayı kesinlikle bu. Hala x'i bilmiyorum. Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre x sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Heh, bu 3'e bölünecekse rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olacak. Hadi rakamlarını toplayalım. 7, 10, 15, 17. 17 artı x. Rakamlar toplamı 17 artı x oldu. 3'e bölünebilmesi için söyle bakalım x ne olabilir? Hocam x 1 olabilir. Hatta şurayı bir dakika sileyim. Bir saniye. Şurayı siliyorum. Siliyorum, 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 siliyorum. Hocam x sayısı 1 olabilir. Evet 1 artı 17 18 yapar 3'e tam bölünür. Güzel. Hocam 18'den sonra 3'ün katı ne var? 21. 21'e ulaşmak için 17 burada 4 daha olur 21. Bravo. Zaten dikkat et kaç arttı? 3 arttı. 3 daha artacak 7 olacak. Bak 7 17 ne yapar? 24. Aradaki 5'i dene 6'yı dene olmayacak onlar. Sonra 7 olacak. Sonra hocam 3 arttır 10. Oba bir dakika olmaz. 11 rakam değildir. Benim şuradaki kullandığım her şey birer rakamdır. Sıfırdan 9'a kadar. Elendi. 1, 4, 7. Fakat eğer toplarsan 13 dersen yanarsın. Neden? Yavrucuğum ben bunun altını boşuna mı çizdim? Rakamlar farklı diyor. Burada bak 7 olamaz. 7'yi çiz. 7'yi şeyden dolayı çiziyorum. Rakamlar aynı olduğundan dolayı olamaz. 1, 4 yok. Tamam 1 ve 4 olabilir. Rakamlar toplamda 5 yapar. 1 ile 4'ün toplamı 5. Bu kadar. Güzel. Bu soruyu yani aslında provalarda çözüyorum ya arkadaşlar. Açıkçası ilk çözdüğümde ben de dikkat etmedim. E, 13 nerede var mıydı ışıklarda? Baktım yok. Dedim Allah Allah nasıl şey 5 12. 12 arıyorum. Ha burada burada. 12 var. Yanlışa gittim. Sonra dedim bir dakika rakamlar farklı diyor hoca. Orayı bir okusana. Okudum ve yaptım. Bak bu çok güzel bir soru. Bu soruya birazdan biraz yakından bakar mısın? Şöyle yakından büyük büyük oku. 5 daireli bir apartmanın tadilat masrafı 4 basamaklı bıdı bıdı sayısıdır. Yani 47 AB. Herkes ödeme yapmayı kabul ederse daireler masrafı eşit paylaşabiliyorlar. Bak eşit paylaşıyorlar ne demek? Burada 5 daire vardı. Şu anlama gelir. Buradaki sayı yani 47 7, AB sayısı 5'e tam bölünür. Bu anlama gelmez mi? Çünkü herkes eşit paylaştığında problem yoksa demek ki 5'e tam bölünür. O zaman bu sayı ya 4, 7, A 0'dır ya da 4, 7, A, 5'tir. Başka bir mümkünatı yok. Sonra 2 daire veya 3 daire ödeme yapmazsa kalan dairelerin masrafları yine eşit paylaşabiliyorlar. Şimdi 2 daire ödeme yapmazsa bu ne demek? 3 daire ödeme yapıyor demek. Yani bu sayı 3'e bölünür. 3'e bölünür. E veya 3 daire ödeme yapmazsa. 3 daire ödeme yapmasa ne olur? Kalan 2 daire ödeme yapar. Demek ki buradaki sayı 2'ye de tam bölünür. 3 daire ödeme yapmazsa kalan 2 sayı da 2 daire de tam paylaşabildiğine göre ikiye de tam bölünür. O zaman ben anladım ki bu sayılar bu 47 A0 47 A5 sayısı artık bana gelebilirsin. Bu iki sayı 3'e ve 2'ye de tam bölünecek. Güzel. Şimdi eğer ki 5 olursa 2'ye tam bölünmez. Bunu ele. Şimdi bu sayı 5'e bölünme ve 2'ye bölünme kuralını sağladı. Çift dik attım görüldü. 3'e bölünmeyi de sağlamalı şimdi. Yani ben şöyle diyorum. Buna, bunu sağladım. 5'i de sağladım. Şimdi 3'ü sağlamalıyım. 3'ü sağlaması için rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olmalı. Topla. bu ikisini topla 11. 11'den büyük 3'ün katı ne var? 12. A 1 olursa rakamlar toplamı 12 olur. Mükemmel. 12'den büyük ne var? 15. 15 olması için burada 4 olmalı. 15'ten büyük ne var? 18. 18 olması için Burası 7 olmalı. Çünkü 7, 7, 14, 4 daha 18. Bak bu arada 2, 2, 3'ü denersen olmaz. 5, 6'yı dene istersen olmayacak. 7'ye 3 ekle. Çünkü bak 3'er e 3'er arttığını görüyorum. 3 ekle 10. Bir dakika hocam rakamlıktan çıktınız. Olmaz. Bitti. Aha an alacağı değerler bunlar. Ama bir dakika. Ne diyor? Ee, tadilat masrafı. Rakamlar farklı diyor mu? Tek çift bir şey var mı? A'nın alabileceği en küçük değer kaçtır? A, 1, 4, 7 olabilir. Alabileceği en küçük değer 1'dir. Nerede? Burada. Yapıştır. Çok güzel. Şurayı biraz anlamak zordu. Yalan yok bak şurayı. O cümleyi anladığın an 2'ye ve 3'e bölünebilmeyi de sağlamalı. Bunu soruyor. Yani şu sayı bak bu sayı eskiden nasıl sorulurdu biliyor musun? Derdi ki 47 AB sayısı E 2'ye 3'e 5'e tam bölünebildiğine göre an en küçük değer kaçtır? Eskiden soru buydu. Ama bunun yeni nesil versiyonu aha bu. Probleme çevirir yani. Problem yok çözeriz. Devam ediyorum. Evet, ÖSYM'nin sevdiği şöyle yakından beri, bir küme sorusu. Kümeli soru soruyor ÖSYM. E. Diyor ki K kümesi 3 ile tam bölünebilen doğal sayıların kümesidir. L kümesi 4 ile tam bölünenler, M kümesi 5 ile tam bölünen doğal sayıların kümesidir. Mükemmel. Buna göre kaç tanesi taralı bölgededir? Hadi gel yerleştirelim. 60 sayısı. Şunu bir dakika şuraya yazayım. K 3 ile, L 4 ile M de 5 ile. Şöyle yazayım ki unutmayayım. Şimdi 60 sayısı bunlardan hangisine bölünür? 3. 3'e tam bölünür mü? Evet. 3'e bölünür. 4'e tam bölünür mü? Evet. 4'e tam bölünür. 5'e tam bölünür mü? Evet. Aa 60. 3'e 4'e 5'e de bölünüyor. O zaman bu üç kümenin tam bütün kesişimde olacak. 60 buradadır. Güzel. Şimdi 90'a gelelim. Hatta şöyle 3'ü, 4'ü, 5'i yazayım. 93'e bölünür mü? Evet. 5'e bölünür mü? Evet. Ama 4'e bölünemez. 4'e bölünemediği için sadece 3'e ve 5'e bölünen bölgeye yazacağım. Şimdi 3 ve 5'in ortak bölgesi neresi? Şu renkli bölgelerden birisi. Ama şurası tabii ki. Şu. Buraya 90'ı yazıyorum. Neden burası? Şu da olabilir. Evet doğru. İkisi aynı yer zaten. Aynı renkli bölgenin içinde. Sıkıntı yok. Şimdi bak dikkat edeyim. 3'e ve 5'e bölünecek. Bir dakika. 3'e ve 5'e. Aa bir dakika. Bu 4'e bölüneni aldım ben bunu. Ya diyorum bir gariplik var. Pardon pardon. Şimdi şu 5'ti. Ben bunu göremedim. Şimdi bir dakika kırmızıyı al. 90, 3'e ve 5'e bölünecek. 4'ün içine alınmayacak. Şu 4 kümesini alınmayacak. 3 ve 5 nerede? Burada. Ha, 90. Dur bak yaklaş. Neden biliyor musun? Şöyle. 4'ün içinde olmayacak 90. Buraya atıyorum. Kalan yerde hem 3'e hem 5'e bölüneceği için ikisinin de içinde olan bir bölgeye yazdım. Tamam bu da tamam. 160. 160 3'e bölünür mü? Hayır. Çünkü rakamlar toplamı 7 yapar. 3'ün katı değil. 4'e bölünür mü? Evet. 5'e bölünür mü? Evet. Tamam 4 ve 5'in içine alacağım. Şimdi 4 burada 5, 5 burada. Bunların içine alacağıma göre 160 buraya gelir. Çünkü burası hem 4'ün içinde hem 5'in içinde ama 3'ün içinde değil. 3 başka bir yerde mükemmel. 300, 300 3'e de bölünür, 4'e de bölünür, 5'e de bölünür. Çünkü son iki basamağı 0, 0, 100 demektir. 100 4'e bölünür. Zaten 300 3'e bölünür, bariz bağırıyor. 5'e bölünür. Hepsine bölündüğü için 300 tam ortaya yazıyorum. Geliyorum 420. 3'e bölünür mü? Rakamlar toplamı 2, 4'ten yapar 6. Evet bölünür. 4'e bölünür mü? Son iki basamak 20'dir. 4'e bölünür. Evet. 5'e bölünür mü? Son basamak 0'dır. Evet. 420'yi de buraya yazıyorum. 3'e de bölündü. 4'e de bölündü. 5'e de bölündü. Şuraya 420'yi yazdım. Taralı bölgede kaç tane var? 2 tane. Yapıştır geç. Bu kadar. Aha kalemim düştü. Anam anam anam. eğilip alayım. Yorulmuşum. Ne kadar da çabuk yoruldum. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamamız hocam. O zaman devam. 8 ile bölünebilme. Daha önce de bahsetmiştim. Bir sayının 8'e bölünebilmesi için son 3 basamağına bakacaksın. Son 3 basamak 8'e bölünüyor mu? Evet hocam. Sayı da 8'e bölünür. Bitti bu kadar. O zaman diyor ki: Eğer bir sayı rakamları toplamına tam bölünebiliyorsa o, soy, o sayıya has şatma, hasta mı neyse işte o, o sayı denir. Buna göre Örnek vermiş. 12 sayısı 1 artı 2 eşittir 3. 12 3'e tam bölünür mü? Evet bölünür. O zaman 12 bu harşat, harstal neyse işte şu, neyse o sayıya eşitmiş. 12 bizim istediğimiz hastal sayısıymış. Şimdi buna göre yukarıdakilerden hangisi hastal sayısıdır? Şimdi mesela 203 rakamları toplamı kaçtır? 5. 203 5'e bölünür mü? Hayır. Hastal sayısı değil. 406, 402. Rakamlar toplamı kaç? 6. 402 6'ya bölünür mü? Bilmiyorum hocam. Hemen bölelim ya. Aslında bunun biraz sonra kısa yöntemini göstereceğim ama şimdi bilmediğiniz için böyle yapıyorum. 6 kere 6 36. 4, 2, 7 defa var. 40, evet bölünür. Bu hasta sayısıdır. Bu sayıya bakalım. 1160 rakamlar toplamı 6, 7, 8. Heh. 1168'e tam bölünür mü? Ne yapacaksın? Son 3 basamağına bakacaksın. 168'e bölünüyor mu? Evet. O zaman bu sayıda 8'e yani 1160 8'e bölünür diyeceksin. 8'e bölünme kolay değil mi? Yan 2 ve 3. Yalnız 2 diyecekti bas 2 ve 3. 8'e bölünebilme, 2'ye ve 4'e bölünebilme birbirine benzer diye söylemiştim. Son 3 basamağa bak yeterli. Basit bir şey. Devam edelim. 9 ile bölünebilme. Bak nasıl ki 2, 4, 8 birbirine benziyorsa 3 ile 9 ile bölünme kuralında birbirine benzer. Bir sayının rakamları toplamı 9 veya 9'un katıysa Sayı da 9'a tam bölünür. Yani bakacaksın sayının rakamlarını topladın. Sayının rakamları toplamı 9'un katı mı? 9'a bölünüyor mu? Evet. O zaman sayı da 9'a bölünür. Hatta sayının rakamlarının toplamı 9'a bölünce kaç kalanı veriyorsa sayı da aynı kalanı verir. Şimdi. Örnek vermiş. 4 basamaklı bıdı bıdı sayısı 9 da tam bölünebiliyorsa A kaçtır? Tamam. Rakamların toplamına bakalım. 8, 2 daha 15 daha burada 15. Bir de A var. 15, 15 artı A. Şimdi. Bu 9'un katı demek ki 9'a tam bölünebildiğine göre. A yerine ne gelecek? 15'ten büyük 9'un katı ne var? 18. A yerine 3 gelecek. Bu kadar basit. Rakamlar toplamı 18 oldu. Şu an 9'a tam bölünür. Yapıştır. Bu kadar. Ne kadar basit, değil mi? <laughs> Çok eğlenceli ve güzel bir soruydu. 10 basamaklı bıdı, bıdı sayısı 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi elimde 3 3 3'ten kaç tane var? Bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane 3 var. Yani rakamları toplamını yapar 30. Şimdi 30 sayısının 9'a bölümden kalan her ne zıkkımsa bu sayının 9'a bölümünden kalan da aynı zıkkımdır. Şimdi 30'u 9'a bölsen dersin ki ya hocam 27 olsa tam bölünürdü. Dolayısıyla bu tam bölündüğü için 3 kalanı verir. 30 3 kalanı verdiği için bu sayıda 9'a bölünce 3 kalanı verir. Bu kadar basit. Hızlı hızlı geçelim bu çıtırları. Ve sorumuz gelsin. S sıfırdan farklı bir rakam olmak üzere. S 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 10 basamaklı sayısı. Sayılarının toplamının 9 ile bölümden kalan 3 olduğuna göre S sayısı kaçtır? Hadi bakalım. Şimdi rakamlarını toplayalım. Burada kaç tane S var? 1. Burada 2. Burada 3. Burada 4. Burada 10. Şimdi 1 2 3 4 tık tık 10 tane. Burada toplam kaç S var? Diyeceksin ki hocam, 1'in de bir tane S var. Diğerinde 2 tane S var. Diğerinde 3 tane S var böyle böyle 10'a kadar gidiyor. Hocam bu Gauss toplamıydı. Siz bize bunu öğretmiştiniz. Birden n'e kadar giden sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Yani son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2. Son terim 10. 10 çarpı onun bir fazlası bölü 2. 2'ye böl 55. a burada 55 tane 55 tane s var. Buranın tamamı neymiş? 55 s. Şimdi Hadi bakalım. S kaçtır acaba? 1 mi, 2 mi, 3 mü? Deneyelim ya. Deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğim hocam? S yerine 1 yaz. 1 kere 55 ne yapar? 55. Buranın rakamlar toplamı 55 olur. 55'in 9'a bölümünden kalan kaçtır? Hocam 54 9'a tam bölünür. 6 kere 9 54'tür. 1 kalanı verir. 55 1 kalanı verir. Doğru mu? Ama bana ne diyor? 3 kalanı verecek. Demek ki bu 1 değil. Burası 2 olsa 2 kere 55 ne yapar? 110. Rakamlar toplamı S2 olursa rakamlar toplamı 110 olur. 110, 9'a bölünce kaç kalanı veriyor? 2. Niye biliyor musun? 108 tam bölünür. Bak nasıl anlıyorum biliyor musun? 110 ya yavrucuğum. Evet hocam bunu küçült. 9'un katı olacak şekilde 108 artı 2 diye veriyorum. Bak rakamlar toplamı 18'den 8'den yaptı 9. Diyorum ki bu tam bölünür. 2 kalanı verir. 3 kalanı verecek diyordu. Bu da olmaz. Tamam. S yerine 3 yaz. 3 ile 55 çarp 165. 165 9'a tam bölünür mü? 165'in rakamlar toplamı ne yapar? 11, 12. Bak rakamlar toplamı 12 yaptı. 9'un katı değil. O 9'a tam bölünmez. Peki 9'a tam bölünen en yakın ne var bunun içinde? Hocam 1, 6 ne yaptı? 7. Ee, buraya 2 de eklesem. O 9 yapar. Artı 3. 162 artı 3 olsa 162'nin rakamlar toplamı 8, 9'dur. Burası 9'a tam bölünür. 3 artar. Dararın. İşte artan yani kalan 3. E bize de kalan 3 olacak diyordu. Demek ki S yerine 3 yazman rakamlar toplamını 165 yapar. 165'in de 9'a bölümünden kalan 3 olduğu için bu sayıların toplamının da 9'a bölümünden kalan 3 olur. Demek ki benim S sayım yapıştır 3 olmak zorunda. Bu kadar. Güzel bir soruydu. Ardışık sayıların toplamını da işin içine karıştırmış. 10 ile bölünebilme. Bayılıyorum ya en kolayı. Sayının son basamağı 0 olacak. Bitti. Yani sayının son basamağı 0 olacak. 270 gibi mesela. Yo mesela 693 olursa kalan ne olur? Bu kalan olur. Neden? Bunu 690 yapsaydın tam bölünürdü. 3 kalan verir. Bu tam bölünür. Bu kalan olur. Böyle düz mantık yaklaşacağız. Sorusuna bak şimdi. 6 basamaklı bıdı bıdı sayısı 3 ve 10 ile tam bölünebilmektedir. Bir dakika. 10'a tam mı bölünüyor? Evet. Bu Z sayısı 0'dır. Bitti. Z <laughs> aslında 0. Şimdi aslında söylediği şey şu. Bu sayı 3 ile tam bölünür. E 6 büyüktür x'ten x büyüktür y'den olduğuna göre bu 6 basamaklı sayı kaç farklı değer alabilir? Şimdi bu rakamlarını toplayalım. 3'ün katı olmalı çünkü. Ee, topla 6, 6 da 12. Bir de burada x var bir de bu da y var. Yani 12 artı x artı y 3'ün katı olmalı. Ben bazen eşittir 3k yazarım ama bazen öğrencilerin kafası karışır. Sallayın 3k'yı. Bunun 3'ün katı olacaksa ben ne anlıyorum? E hocam 12 zaten 3'ün katı. Demek ki burası da 3'ün katı olmalı. Yani burası 0 olsa topla 12 olur, 3'ün katı olur. Burası 3 olması lazım. Topla 15, 6 olabilir, 9 olabilir, değil mi? 12 olabilir, 15 olabilir, 18 olabilir. En fazla 18 olur. Niye? X de Y de birer rakam. Rakamlar en fazla 9 9'dur. Toplasan maksimum 18 olur. Ama ben X ve Y'yi dikkat et 6'dan küçük seçeceğim değil mi? Yani hatta 6'yı 6 bile seçsem maksimum 12 yapar ki 12 bile yapamaz ya. Yani 12 bile yapamıyor. 12'den bile küçük olacak toplamları. O zaman diyorum ki benim sınırlamalarım var. X ve Y'nin toplamı 18, 15, 12 yapamaz. Her ikisi de 6'dan küçük seçilecek. Güzel. Başka Hocam ikisinin toplamı 0 yapabilir mi? 0 yapmak için ikisini 0 almam lazım. Alamam. Çünkü bunlar birbirinden büyük olacak. Demek ki toplamları 0 da olamaz. Toplamları 3, 6 ve 9 olabilir. Güzel. Çünkü 6'dan küçük olan sayıların toplamı bunlarla olabilir. Şimdi geliyorum deneme meselesine. X artı Y'yi 3 yapacak şekilde nasıl seçebilirim? Sayıyı şuraya yazayım mı? Şuraya. 2, 4, X, 6, Y, 0. Sayımız bu. Değil mi? Şimdi toplamları 3 olacak. Ve şu da bir sınır. Ee, x 6'dan küçük olacak. Y de X'ten küçük olacak. Bir de şu durum var. Bunları sağlayacak değerleri şimdi sallıyorum. Bak toplamları 3 olacak şekilde ayarlıyorum x ve y'yi. Ne olabilir? 3 olacak şekilde. Hocam y 0 x 3 olabilir. Bravo. Buna 0 buna 3 yazabilirsin. Sayı böyle bir sayı olur. Başka? Hocam 3 olacak şekilde y 1 x 2 olabilir. Doğru. Bravo. Başka? 3 olacaklar bitti. Başka olamaz. Ha şöyle olur. Bu 1 bu 2 olur ama Büyükten küçüğe olması lazım. X1 Y2 olamaz o yüzden. Tamam, bitti. Sonra sonra hocam aslında bir daha yazmam gerekiyor. Sileyim mi? Şunları siliyorum. Hadi buraya zaten yazdım. Şunları siliyorum. Şimdi diğerini deniyorum. 6'yı deniyorum. Hocam 6 olması için 0'a 6 verirsem X ile X ile 6 eşit olur olmaz. 0 olmaz. Buna 1 veriyorum. Buna 5 e, veriyorum. Mantıklı. Evet 1'e 5 oldu. Bu 1'dir, bu 5'tir. Tuttu. Hatta dur şuradan itibaren yazayım. Dur. Dur 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 şurayı sileyim. Aa şey de silmişim. Bekle. Biraz önce ne yazmıştım buraya? 1'e 2 yazmıştım değil mi? Toplamları 3 olacak şekilde. Tamam. Şimdi 6'yı ayarlıyordum. 6'ya ne dedim? 1'e 5. 1'e 5 olabilir. Başka. Hocam 2'ye 4 de olur. Toplamı 6. Bravo. 2'ye 4 de olur. Başka. Hocam 3'e 3 olmaz. Eşit çıkıyorlar. Bitti. Tamam. Bu da tamamdır. 9'u ayarlayalım. 9 olacak şekilde eee 1'e 8 olmaz. Mesela 2'ye 7 olmaz. Çünkü 6'dan küçük olacaklar. 3'e 6 olmaz. Ancak ancak şöyle oluyor. 4'e 5 oluyor. Başka türlü de olmaz. Topla 9. 4'e 5 sıralaması da var. 5'e 4 oldu. Bak 1 2 3 4 5 tane sayı yazılabilir. Yapıştır. Çok iyi ya. Hatta soruya biraz yakından mı baksaydın? Neler yaptığıma şöyle bir yakından bak bakalım sayılar bunlar. 1 2 3 4 5 tane. X yerine bunları yazarak. Yani şöyle. Mesela bir tane sayı yazayım. 2 4 3 6 0 0 mesela. Sonra işte 2 4 2 6 1 0 mesela. Böyle böyle bunun gibi 5 tane sayı yazabilirsin. Hepsini boş boşuna yazmıyoruz. Gel senin sıradaki. Oo çok güzel. Arkadaşlar bir şey söylüyorum. Buraya bakın. Ben geçen sene kampta bu soruyu yine çözdüm. Tamam mı? Ve şunu söyledim. ÖSM dedim ne olur 11'e bölünebilme kuralını sor. Sor dedim. Soracak dedim. Daha önce çok sormuyordu. Hatta belki hiç sormamıştı. Hatırlamıyorum. Ama dedim ki ÖSM 11'e bölünebilme kuralını soracak dedim. Sorsun dedim ve bu sene sordu. Yani bu kamptan hemen önce yapılan sınavda sordu. 11'e bölünebilme kuralını. O açıdan sevinçliyim. Hatta şöyle demiştim ama. Demiştim ki ÖSM 11'e bölünebilme kuralını verecek. Ne olduğunu anlatacak. Onunla ilgili soracak demiştim. Yani daha kolaylaştıracak diye düşünmüştüm halbuki öyle bile yapmadı. Kuralı vermeden direkt 11'e bölünebilme kuralını sordu. O sebepten 11'e bölünebilme kuralı genelde önemsenmez, verilmez ama geçen sene bizim kampı izleyenler bu soruda 11'e bölünebilme kuralını anlattığım için biliyorlardı. Mükemmel. Şimdi soruyu sana yaklaştırıp okuyorum şimdi hazırsan. Diyor ki bir sayının rakamları sağdan sola doğru sırasıyla artı eksi şu artı eksi artı eksi ile işaretlenir. Artı ile işaretlerle eksi ile işaretler artı ile işaretlerden eksi ile işaretler çıkarılarak sonuç 11'e bölünür. Eğer bu bölümün sonucunda 11'e bölümünden kalan sıfırsa sayı bir dakika bu sonucun 11'e bölümünden kalan sayının 11'e bölümünden kalanı eşittir. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Sayıya sol baştan itibaren artı eksi artı eksileri verdin ya tamam verdin. Artılarla eksileri toplayacaksın. Yani artılardan o eksileri çıkaracaksın. Bulduğun sonuç yani bulduğun sayı 0 ve 11'in katıysa sayı 11'e tam bölünürdür. Olay bu. Tamam. 11'e bölme kuralı yani buradan buraya kadar. Yandaki hesap makinesi üzerinde rakamlardan rakamları rakamlardan birine basıldığında yıldız sembolü gösterilmektedir. Yanlışlıkla yıldız yazmış. Cüneyt bu hesap makinesini kullanarak bir sayıyı 11 ile çarptığında Yandaki görünüm elde ediyor. Yani sayıyı 11 ile çarpmış ve şunu bulmuş. 1300 yıldız 3'ü bulmuş. Peki. Buna göre cüret aynı sayı 25 ile çarpsaydı hangi görüntüye ulaşırdı? Bak. Bir sayıyı, şimdi bana gelebilirsin. Bir sayıyı, x sayısını 11 ile çarptın. Ve cevabı 1300 yıldız 3 bulduğuna göre. Ben ne anlıyorum? Burası 11'in katı ya, bu sayı da 11'in katı. Yani bu sayı 11'e tam bölünür. Anlayacağın şey bu. Peki sayı kaç? 1, 3, yıldız 3. Bu sayı 11'e tam bölünüyorsa ben şunu anlarım. Kurala göre artı eksileri veririm. Artı, eksi, artı, eksi. Artıları topla. 3, 3, 6. Eksileri çıkar. 1 ve yıldızı çıkarıyorum. Eksi 1, eksi yıldız. Bunu çıkardığımda ne bulurum? 5 eksi yıldız. Bu 11'e tam bölünüyor. 5 eksi yıldız 11'e tam bölünüyorsa bu sonuç ya 0'dır ya da 11'in katıdır. Şimdi buradan 11 çıkması mümkün değil. Çünkü bir rakamdan bir rakamı çıkararak şu an 11 elde edemezsin. E o zaman nedir? Burası sıfırdır. E o zaman ne anlıyorsun? Yıldız 5 olmak zorunda. Vay! Demek ki yıldız 5'miş. İşte 11'e bölünebilme kuralı burada işe yaradı. Güzel. Sonra ben diyorum ki demek ki burası 5. Tamam. Peki diyor bu sayıyı 25 ile çarpsaydı neyi bulurdu? E bu sayıyı bulayım. Ben o sayıyı 11 ile çarptığımda 1353'ü bulmadım mı? Buldum. 1353'ü hemen şurada 1353'ü çaktırmadan 11'e bölüyorum. Bir kere var 11 çıkarıyorum 2 5 2 defa var 22 3 kalır 3. He 123 çıktı. Orayı kafadan yaptım. Demek ki benim kullandığım ana sayı oraya yazmayayım yanlış anlarsınız. Benim ana sayım 123'müş. Önce bunu 11 ile çarpmış. Bunu bulmuş. Şimdi diyor ki bana bunu 25'e çarparsa neyi bulur? E tamam bunu 25'e çarpalım. 25'e çarpıyorum hemen. Tık tık. 5 kere 3 15 e elde var. 1. 5 kere 2 11 de 11. 11 bir elde var. 1. 5 kere 3 elde 6. 2 kere 6. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. 5. 7. 0. 3. 30. 75. C şıkkı yapıştır. Niye? Hemen de dibimde. Bu zaten 5 demek değil miydi? 3075. Bu kadar ya. Soruya biraz bakın ya. Soru hakikaten biraz tahtada karışık çözdüm ama mantığı güzel ve basitti. Demek ki bundan sonra 11'e bölünebilme kuralını da bileceğiz. Sayının değerlerine soldan başlayarak soldan sağa doğru artı, eksi, artı, eksiler vereceğiz. Artılardan eksileri çıkaracağız. Bulduğumuz fark 11'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Tamam sayı da 11'e bölünür. Yani bulduğumuz farkın 11'e bölünmesi için 0 ya da 11'in katı çıkması lazım. Bu kadar. Güzel. Devam. Evet aralarında asal sayıların çarpımı ile ilgili durumlar. Mesela bana derse ki 1, 1 tam bir şey verdi, sayı verdi. Bu sayı 6 ile tam bölünüyor. Bu ne demek biliyor musun? 6'ya bölünme kuralı diye bir şey yok. Bu şu anlama geliyor. 6'yı aralarında asal 2 çarpanla ayır. 2 ve 3. Bu sayı 2'ye ve 3'e tam bölünüyor demektir. Sayı 6'ya bölünüyorsa aralarında asal 2 çarpanla tam bölünür. 2 ve 3. Sayı 12'ye tam bölünüyorsa aralarında asal 2 çarpan bulacaksın. 3 ve 4'e tam bölünür diyeceksin. Hocam ben 12'de 3 ve 4 değil de 2 ve 6 seçsem olur mu? Olmaz. 2 ve 6 aralarında asal değil. Aralarında asal olacak. 3 ve 4. Bir sayının 20'ye bölünmesi için 2 ve 10 diyemezsin. Aralarında asal başka bir şey bul. 4 ve 5. Zaten ardışık sayılar bul. Hemen aralarında asaldır onlar. 30'a bölünmesi için 5 ve 6'yı seç mesela. 5 ve 6. Hocam 30 için ben 3 ve 10'u seçebilir miyim? Evet 3 ve 10 da aralarında asaldır. Bravo. Bu da doğru. 45 için 3 ile 15'i seçemezsin, 9 ve 5'i seçersin. Yani bir sayı 5'e ve 9'a bölünüyorsa 45'e de tam bölünür. Soru şöyle sorar, ABC bilmem ne sayısı 45'le tam bölünebilmektedir. Aslında bunun Türkçe meali şu, sana şunu anlatmak istiyor. Diyor ki bu sayı 5'e ve 9'a tam bölünür demek istiyor. Onu öyle demeye utanıyor, çekiniyor. 45 ile tam bölünür diyor. 55 için 5'e ve 11'e tam bölünmeli. 60 için 5'e ve 12'ye tam bölünmeli. Ya da aa 3 tane mi soruyor? Tamam 3 tane bulayım. Ee, 3 tane bana söyleseydi. Hocam 2, 3, 2, 3 ne yapar? 6 yapar. 5 yapsak 30 da olabilir. Ee, şöyle yapalım. 3, 4, 5 yapayım. Evet 3, 4, 5. Evet. ha Çünkü 3 ile 4 de buluşur. 5 ile 4 20'de buluşur. 3 20'de buluşmaz. 100 üst kata çıkarlar. 60'da buluşurlar. 3 4 5'e bölecek. Yani bir sayı 60'a bölünecek diyorsa aralarında asal 3 tane çarpan bulacaksın. 3 4 5 bakıyorum. Evet 60 olur. Başka olur mu? Olmaz. Tamam 60 bu. İşte bu. Meseleyi anladık mı? Tekrarlıyorum. Sana derse ki bilmem ne sayısı 20 ile tam bölünüyor. Ne anlayacaksın? Sayı 4'e ve 5'e tam bölünüyor. Tamam? Bu gibi. Devam edelim. Hemen örneklerden bakalım. Şimdi bana doğru gelebilirsin. Çok ayrı kaldık. Çok da ayrı kalmayalım seninle. Şimdi tabloda A, B, C, D pozitif tam sayıları 2, 3, 4, 5 ve 11'den hangileriyle tam bölündüğünü tik atılarak gösterilmiştir diyor. Tamam. Buna göre A ve A çarpı B sayısı 15 ile tam bölünür. Şimdi A çarpı B'nin 15'e bölünmesi için 15'in çarpanları olan 3 ve 5'i barındırması lazım. Değil mi? Peki bakıyorum. A kaçı barındırır? Hocam A 5'i barındırır. 2'yi de barındır ama işime yaramıyor. B de bana kaç lazımdı? 15. B de 3'ü barındırır. A evet. Bak A ve B'nin çarpımının içerisinde 15 vardır. Çünkü A'nın içerisinde hatta şunu şöyle alayım bak. Bir tanesini ayrıntılı yazayım. A nedir? A'nın içinde 2 ve 5 çarpanı var. B'nin içerisinde 3 ve 11 çarpanı var. 11 çarpanı var. Şimdi bölü 15. 15'e tam bölünür diyor ya. Bakalım bölünüyor mu? Bölünür. Bu 3 ile bu 5, 15 yapar. Bunu sadeleştirir ve bölünürler. Bitti. Her seferinde böyle açmayacağım. B çarpı C 66 sayısına bölünür. 66'ya bölünmek için 66'ın asal çarpanlar ne? 6 ve 11. 6 ve 11'i barındırıyorlar mı bakalım B ve C? Şimdi bakıyorum B ve C. B 11'i barındırıyor. 6'yı barındırmıyor ama olsun. 3 var. C 2 ve 3'ü barındırıyor. Tamam. Bak. Aslında sen B ile C'yi çarptığında B'den 3 gelir. C'den 2 gelir. Çarpılır. 6'yı oluşturur zaten. E bir de B'den 11 gelir. 66'yı barındırır burası. Dolayısıyla bu 66'ya tam bölünür. Ya inanmıyor musun? Bak B yerine şey yaz. 3 çarpı 11. C yerine de 2 çarpı 6 yaz. Şey 2 çarpı 3 yaz. Bölü. Kaça bölünecek? 66. 66 dediğim şey 6 çarpı 11'dir. Bak 11 de var. 3 kere 2 6'dır. Bu da var. Tam bölünüyor işte. Güzel. Tamam biri aldık, iki aldık. Bunlar oluyor. CDE e sayıları 99'u barındır. 99'un asal çarpanları 9 ile 11. Bakalım CDE'de e 9 ve 11 üretiliyor mu? Şimdi C'ye bakıyorum. CDE e değil mi? C'de ne var? 3 var. D'de ne var? A, D'de de 3 var. Zaten bu ikisi 9'u üretir. E bir de D'de 11 var zaten. 9 çarpı 11, 99. Üretilir. E'ye gerek bile kalmadı. Bu da üretiliyor. Doğru. Al. 1, 2, 3. Nerede? Burada. Hoppa. Yapıştır geç. Geç 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 geç. Güzel. Güzel bir hikayeli soru. Şimdi bunu bir çözmeyi dener misin önce? Hadi benden önce bir denesene lütfen. Bazen böyle yap. Bazen dur dur. Dur bir dakika de ya. Ben soruyu hocadan önce bir deneyeyim bakalım. Yapabiliyor muyum? Dene. Yapamadım. Sıkıntı yok. Bende o iş. Bana bırak. Ben anlatayım. Sonra çözümü geçir. Bu da bir yöntem. Bakalım ne yapmış? Yiğit bilgisayar için 4 taneli bir şifre belirlemiştir. Klasik şifre belirleme oyunu. Bilgisayarı kullanmak isteyen kardeşi Şener şifreyi sorduğunda Yiğit şöyle cevap vermiş. Birler ve binler basamağı aynıdır. Uf, uf, bu ikisi aynı. Yüzler basamağındaki rakam 5'tir. O ne güzel. 1, 10, 100. Ne kadar güzel. Tamam. 6 ile ha, 5 ile bölümünden kalan 2'dir. Bir dakika. 5 ile bölümünden kalan 2 ise burası ya 2'dir ya 7'dir. Başka bir şey olabilemez. 6 ile tam bölünür. Mükemmel. 6 ile bölünme diye bir kural yok. Demek ki 2'ye ve 3'e tam bölünür. Bunlara tik atacağım. Buna göre işlemleri doğru yapan Şener en az kaç defa en az kaç farklı denemede bilgisayarı kesinlikle açabilir. Şimdi deneme yapacak. Ben ne diyorum? 6'ya tam bölünür ne demek? 2'ye tam bölünür, 3'e tam bölünür. 2'ye bölünmek ne demek? Sayının son basmağı çift olacak. O yüzden burası 2 ve 7 demiştim ya. Burası mecbur 2 olacak. 7 olamaz. 7 tektir çünkü. He, bunun yardımıyla şuradaki sayının 2 olduğunu öğrendim. Tamam. Başka? Birler binler basamağı aynıysa bu 2 ise bu da 2'ydi. Tamam ilk bilgiyi kullandım. Şurası boş. Peki buraya neler gelebilir? Şimdi 6 ile tam bölünür bunu sağladık. Evet ama daha bunu denemedik. Daha bununla ilgili bir şey yok. 3'e de tam bölünmeli. 3'e tam bölünmesi için buraya neler gelebilir? Sayının rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olmalı. 5, 2 daha 7, 2 daha 9. Aa şu an 9 zaten 3'ün katı. O zaman buraya 0 gelebilir. 3 gelebilir, 6 gelebilir, 9 gelebilir. Bu durumlar biraz önceki 9'da toplandığında her seferinde 3'ün katı olur. Yani bunların toplamı 9'du ya. 0 ekle 9. 9'a 3 ekle 12. 9'a 6 ekle 15. 9'a 9 ekle 18. Her türlü 3'ün katı oluyor. Demek ki o kutuya 0, 3, 6 ve 9'dan birini yazmalısın. Tamam mı? Buna göre işlemleri doğru yapan Şener en az kaç farklı denemede bilgisayarı kesinlikle açabilir. Kaç farklı denemede açabilir? 4 farklı denemede açabilir. En az 4 farklı denemede. Yani 0 yazarak açabilir, 3 yazarak açabilir, 6 yazarak açabilir, 9 yazarak açabilir. Cevap 4'tür. Diyebilirsin ki hocam oraya 0'dan 9'a kadar bütün sayıları deneyecek. Denemeyecek. Çocuk ne yapacak biliyor musun? Bilgisayarın şifresini şu ipuçlarıyla sınırlayacak. Diyecek ki kutuya 0, 3, 6, 9'dan biri geliyor. Ama hangisinin geldiğini bilmiyoruz. Sonuçta şifre şu olabilir. 2, 5, 0, 2. 2, 5, 3, 2, 2, 5, 6, 2 ya da 2, 5, 9, 2 değil mi? Şu grupta ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu dener. Olabilir de olmayabilir de bunu da dener. Bunu da dener, bunu da dener. Deneyeceği 4 sayı var. 3'e bölünme kuralını sağlayan sayıları denemesi lazım. Girip olmayan sayıları niye deneyeceğiz? Bu bilgileri niye verdik değil mi? Ama 4. denemede kesinlikle bulur. Bunlardan biridir çünkü. En fazla şey e, en az 4 tane denemesi lazım. Hangisini denediğini çünkü hangisini tutacağını bilmiyoruz. Güzel devam edelim. ABB 3 basamaklı doğal sayısı 4 ile BAA 3 basamaklı sayısı 15 ile tam. Ya 15 ile bölünme diye bir şey yok. Bu ne demek istiyor? 3'e ve 5'e tam bölünür demek istiyor. 3'e ve 5'e tam bölünür. Peki. Şimdi. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Arkadaşım bak şuna dikkat edeceksin. A sayısı yüzler basamağına gelmiş mi? Gelmiş. Demek ki sıfır olamaz. B sayısı yüzler basamağına gelmiş mi? En sola gelmiş. Demek ki sıfır olamaz. Güzel. Peki bu BAA sayısı BAA sayısı 15 ile tam bölünüyorsa 5'e tam bölünür değil mi? 5'e bölünme kuralı nedir? Son basamak 0 ya da 5 olacak. O zaman bu A sayısı ya 0'dır ya 5'tir. İyi de A sayısı sıfır olamaz. Çünkü burada yüzler basamağına gelmiş. Ya işte bu sebepten yakalıyorum A'nın 5 olduğunu. Ya bu B sayısı demek ki BAA sayısı B55 olmak zorunda. Başka yolu yok. Tamam. A'nın 5 olduğunu çıkardık bunun sayesinde. Şu sayı da ABB'de, ABB'de ne olacaktı? 4'e tam bölünecek. 4'e tam bölüneceğine göre A, şey B ne olabilir? 4 için son iki basamağa bakıyoruz. BB. BB 4'e tam bölünecek. Bu BB ne olabilir? Hocam bu BB 0, 0 olabilir. Yani mesela 300, 500, 700 gibi. Bunlar 4'e bölünür. Güzel. Başka? Hocam bebe 11 olmaz. 11 4'e bölünmez. 22 olsa 22 4'e bölünmez. 33 bölünmez. Hocam bebe 44 olabilir. Bravo. Başka? Hocam bebe 55 olsa olmaz. 65 şey 66 4'e bölünmez. 77 4'e bölünmez. 88 olabilir hocam. Bravo. 99 da bölünmez. Ama B yerine de 0 yazamam. Neden? Çünkü burada yüzler basamağına gelmiş. Olmaz. Ele gitsin. Demek ki B sayısı da ya 4 ya 8'dir. Yani A'nın 5 olduğu kesin. B ya 4 ya 8. Şimdi A, B, A, B, B, sayısı. A, B, B, sayısı. 4, ha, B, A, A sayısını inceleyelim. B, A, A sayısı 15'e bölünüyor diye bunu sağladım, bunu sağladım ama daha hiç 3 ile ilgilenmedim. Ona da bir bakayım. Şimdi B, A, A sayısında A sayısının kesinlikle 5 olduğunu biliyorum. B sayısı 4 olabilir. Yani bu ya 455'tir. Ya da B sayısı 8 olabilir. 855'tir. İkisinden biri. Hangi ama bilmiyorum. Hatta şunu da yazayım. Kafanız karışmasın. Bu da BAA. E şimdi gel 3'e bölünme kuralını sağla. 3'e bölünmesi için rakamları toplamı şu üçün katı olmalı. 10, 14. 14 3'e bölünür mü? Hayır. Demek ki BAA sayısı bu değil. 3'e bölünme kuralını sağlıyor mu? 5, 5, 10. 8 daha 18. 3'e bölünme kuralını sağladı mı? Yes of course. O zaman işte sayı budur. B 8 olmak zorunda. Şimdi A artı B kaçtır diyor. 8, 5 daha 13. Bunları soruyor. Yapıştır. Tam da dibimdeymiş. Bu kadar. Güzel. Aslında burada ne yaptık? 3 tane sayıya bölünüp bölünmediğini kontrol ettik. 4, 3 ve 5'e bölünüp bölünmediğini kontrol ettik. Bir de yüzler basamağına geliyorsa en başa geliyorsa 0 olamayacağını fark ettik. Devam edelim. Arkadaşlar istediğiniz yerden mola verebilirsiniz ha. Ders uzar gider. Ama 5 dakika. Mola ama maksimum 5 dakika olmalı. Bak bu soruyu çok seviyorum. Bu soruyu çok eskiden yazmıştım. Yazarlığa ilk başladığım zamanlarda yazmıştım arkadaşlar. Soru yazmaya başladığımda bu hoşuma gitti. Faktörel ve bölünebilme ile ilgili. Tam bölünebildiğine göre ne m artı n artı r toplamı en az kaçtır? Minimum seç. m n r'yi olabildiğince küçük seç. Bak n faktörel sayısı 22 ile tam bölünüyor. Ben ne anlıyorum? N faktörelin içerisinde 22'nin çarpanları var. 22 olmak zorunda değil. 22'nin aralığında salı 2 çarpanını söyle bana. 2 ve 11. N faktörelin içerisinde 11 ve 2 olmak zorunda. O zaman N faktörel açarsam 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpıdan en az 11'e kadar gitmek zorunda. Böylece içerisinde hem 2 hem 11'i barındırdığı için çarpıldığı zaman 22 üretir. 22'ye tam bölünür. Banko. O zaman ne anlıyorum? N faktörel 11 faktörel olabilir. N faktörel 11 faktörel olabilir. Yani N en az 11'dir. En az 11. Başka bir yolu yok. Bitti. M'ye gelelim. Şimdi M'de de ne var? M faktörel 42 ile tam bölünüyor. Ya 42 boş ver. Aralığında asal 2 çarpan ne var 42'li? 7 ve 6. Demek ki M'nin içerisinde M faktörelin içinde 7 ve 6 çarpan olmak zorunda. O zaman M faktörelin içerisinde 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7'ye kadar gelmeliyim çünkü 7'yi barındırmalı. Ha 6'yı üretmek çok kolay. Şu ikisi de 6'yı üretir. 2 ve 3 de 6'yı üretir ama 7'yi üretmek için mecbur 7 faktörele kadar geleceğim. Yani mecburen en az bak m faktörel en az 7 faktöreldir. Burada m'nin en az 7 olması gerektiğini anladım. Geliyorum r'ye. R, faktörel 120'yi barındıracak. Burada biraz faktörel bilmek lazım. 120 neyin faktöreldir? 5 faktöreldir ya. Bu en az 5 faktörel olacak. Çünkü bu içerisinde neyi barındıracak? Evet. 5 çarpı 4 çarpı 2 çarpı 1 <laughs> Evet bu ne demektir? 121 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 zaten Demek R faktörü en az 5 faktörü olacak Yani R 5 olacak bitti 18 23 yapıştır En az 23 olurlar toplamda Bence çok güzel bir soru Hadi kendi sorumu öveyim biraz Çünkü ince bir soru ha, Çok mu zor değil ama ince güzel görmeye gerektiren bir soruydu Devam edelim Oh, son soruya gelmişiz. Dırırın, dırırın. Bombastik bir soru. Bak şimdi. A, B, C ve C, e, C, B, A. Hemen anlıyorum ki ABC yüzler C yüzer basamanda olduğu için sıfır olamaz. 3 basamaklı rakamları farklı. Hemen altını çiz. Birer doğal sayı olmak üzere aşağıdaki şekillerin ortasına yer alan sayılar. Sayıları tam bölenler. Bir dakika. Aşağıdaki şekillerin ortasında yer alan sayıları tam bölen rakamlar çevrelerinde verilmiştir. He. Mesela ABC'yi tam bölen rakamlar 3 ve 9'dur. CBA'yı tam bölen rakamlar 3, 5 ve 9'dur. Buna göre kaç farklı ABC sayısı yazılabilir? Bak ABC'nin Rakamları toplamı demek ki 3'e de tam bölünür, 9'a da bölünür. 3'e ve 9'a bölünme kuralı benziyordu ya. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katıdır. Rakamları toplamı 9 ve 9'un katıdır. Zaten rakamları toplamı 9'un katıysa 3'e de bölünür. Çünkü 9 3'ün katı. Buradan anlıyorum. Demek ki ABC 9'un katı. Tamam. Başka? Burada zaten CBA'nın rakamlar toplamı ile ABC'nin rakamlar toplamı aynı. A artı B artı C. Her ikisinde rakamlar toplamı şu değil midir? A artı B artı C değil midir? Evet. E, tamam bu zaten 9'un katı. Anladım. Bu 9'un katı 9'a tam bölünecek. 3'ün de katıdır zaten. Ama yer değiştirdiğinde Sadece 9'a ve 3'e değil artık bir de ekstradan 5'e bölünmüş. Buraya dikkat. Neden ekstradan 5 gelmiş? Çünkü A sayısı ile C sayısı yer değiştirdiğinde A sağa geldiğinde 5'e bölünme kuralı neydi? Son basamak 0 ya da 5 olacak. Sağa geldiğinde artık sayı 5'e de bölünüyor. Demek ki A ne olacak? Ya 0 ya 5. Ama ne dedim? A yüzler basamanda olduğu için 0 olamaz. 5 olacak. Yapıştır. A'yı kesin bulduk. 5. Kaç farklı ABC sayısı yazılabilir? Ula bir bunu mu buldum ben şimdi? Evet 5. Tamam ABC yazıyorum. ABC. Bir dakika. ABC kaç farklıydı? A'yı sil ya. A zaten 5. Ne, ne A yazıyorum artık? A öldü bitti. 5. 5 BC sayısı var elimde. Ve bunun rakamları toplamı 9 olacak. Başka? Başka bir sınırlama var mı? Rakamları farklı olacak. Başka? Ee, evet o kadar. Tamam. Tamam yapalım. Şimdi bu sayının rakamlar toplamı 9 ve 9'un katı olacak. 9'a tam bölünmesi gerektiği için. Çünkü bu 9'a da bölünüyor. Şimdi ben ne anlarım? 5 artı. Mesela burası toplamda şey yapabilir. Rakamlar toplamı 9 olabilir. 9 olacak şekilde B artı C ne olmalı? Rakamlar toplamı 4 olmalı değil mi? 4 olacak şekilde nasıl ayarlarım? Şöyle ayarlarım. Hocam 0'a 4 olur. Hemen itiraz edersin. Öğretmenim, öğretmenim. C sayısı 0 olmaz. Yüzler basamağına geliyor. Teşekkür ederim yavrucuğum. C'ye 1, B'ye 3 veriyorum. Rakamlar toplamı 4 yaptı. 5 de burada var. 9'un katı oldu. 9'un katı şeklinde ayarlıyorum ya. 4 olacak şekilde başlığı nasıl ayarlarım? 2'ye 2. Hemen itiraz edersin. Öğretmenim, öğretmenim rakamları farklı demiştiniz. Vav wow, teşekkür ederim. Sil. Aynı olmayacak. 1, 2 oldu. 3 olsa 3'e 1. Topla 4. 5 de burada var. 9. Güzel. Başka 4 olsa 4'e 0. Bak B 0 olabilir. B hiç yüzler basamağına gelmemiş. Hep ortadaydı. Tamam bu da olabilir. Rakamlar hepsi farklı mı? Farklı. 1 2 3 sayı burada ürettim. Güzel. BC'yi bir de şuraya yazacağım. Pardon 5BC'yi bir de buraya yazıyorum. Niye? Şimdi buranın toplamı tamam 9 yaptı ama 9'un katı olarak 9 yaptı ama ne ne belli 9 olduğu. Buranın toplamı 9'un diğer katı olan 18 de yapabilir. Yani burası 18 de yapabilir rakamlar toplamı. Buna göre de ayarlamam lazım. Ayarlayayım. 18 yapacaksa 5'i buradaysa buradan 13 gelmesi lazım. 13 nasıl gelebilir? 0 veremiyordum. Buraya 1, 12 olmaz öğretmenim. B bir rakamdır. Bravo 12 olmaz. O yüzden rakam olacak şekilde e, ayarlarsam 13'ü 4'e 9 olur. Başka türlü olmaz. Çünkü şey olsa e, 13 olacak şekilde 3'e 10 olmaz yani tamam mı? İkisi rakam olacak şekilde 4'e 9 olur. Başka bunu büyüt 5 yap. 5'e 8 olur. Burası 13 yaptı. 5 daha 18. Bravo. Aa diyeceksin ki öğretmenim rakamları farklı diyordu. 5'e 5 seçtiniz. Olmaz. Bak bu 5 ile bu 5 aynı. Olmaz. 585 olmaz yani. Öğretmenim 6 yapın. 6, 7 topla 13. 5 daha 18. Bravo. 7, 6, 13. 5 daha 18. Bravo. 8, 5 topla 13. 5 daha 18. Ama 5, 5 aynı oldu. Hemen siliyorum. Sen söylemeden önce uyandım. 9, 4, topla 13, 5 daha 18, bravo. Rakamlar aynı oldu mu? 594, 576, 567, 549. Şimdi burada kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4 tane burada. 1, 2, 3 tane de burada. 7 tane. Yapıştır. Çok iyi. A şıkkı. Vay be sağlam soruydu. Buna da bir yıldız atalım. Neden sağlamdı? Çünkü şu değişiklikte 5'e bölünmeyi yakalayacaktın. 9'a bölünmede farklı rakamlar olduğunu yakalayacaktın vesaire vesaire. 3 burada çok etkisiz kaldı. Evet. B B B B B finito. Desperado el finito. Bir dersi daha bitirdik. Şimdi sıra sende. Bak ben üstüme düşeni yaptım. Bak kaç saattir ders anlatıyorum. Sıra sende. Bak şunu da söyleyeyim. Sadece bu kitaptan da soru çözmek yetmez. Onu söyleyeyim. Başka kaynaklarınız varsa oradan da çözün. Ama kolaydan zora çözün. Lütfen ama lütfen. Size başarılı olmanın bir tiyosunu veriyorum. Lütfen ama lütfen. Matematikte başarılı olmak için kolaydan zora soru çözün. Ortadan löp diye başlamayın. Hevesiniz kaçar. Yapamazsınız. Moraliniz bozulur. Yapmayın bunu. Kolay. Sonra kolay orta arası. Sonra orta. Sonra ortanın üstü sorular. Matematikte başarılı olmak için kitapları doğru seviyede çözmek en önemli şeydir. Bunu unutmayın. Ben de mesela pekiştirme testinde soruları öyle verdim. Önce biraz kolay, sonra biraz orta, sonra böyle biraz yeni nesil sağlam sorular. Yani bu sıraya göre verdim. Sen de böyle yapmalısın. Hadi bakalım. Gel. Dikkat atalım. Hazır mısın? 6 da bitiyor. Hadi bismillah. Bitti. 6 bitti. Bak bitirdiğimiz yere bak. Şöyle karalayayım daha iyi anlaşılır. Bak. Gittikçe sütün uzuyor. Her geçen gün uzatacağız bunu. Sonra böyle döneceğiz. Sonra buraya pas atacak. Buradan dolaşacağız. Ve oley. Kamp komple Finito diyeceğiz inşallah. Sevindim. Uzun bir gündü. Bence sağlam bir dersti. Çok sağlam. Yani şu anki ilk 6 gün içerisindeki bence en sağlam dersti. Yani en bombastik sorular bundaydı. İnşallah verimli ve faydalı geçirmişsindir diyorum. Ders sonu küçük bir motivasyon. Yapalım mı? Ne dersin? Bugün seni anlatayım. Bugün öğrencilerime ne söylesem? Şimdi 6. gün oldu. Acaba kaç netim var diye merak ediyorsunuz. Değil mi? Acaba kamp ne kadar faydalı oluyor vesaire bunları düşünüyorsunuz. Arkadaşlar başarılı olmak için mental sağlığın önemini saatlerce anlasam anlatamam. Psikolojik olarak bu gibi şeylere takılmadan sadece görevinizi yapmaya odaklanın. Yani dış etkenler, dış uyarıcılar, dış vesveseler, akla gelen uyduruk sorular bunların hepsinden kurtulmanız lazım. Berrak bir zihin başarıyı çok net görür ve oraya çok hızlı koşar. Zihninizi berraklaştırın. Bunun için olumsuz arkadaşlardan uzak durun. Sürekli vardır ya böyle her şey boş kur. Ya yapamayız ya. Sen o kadar net yapamazsın ya. Ulan bir kamp izlemek de olur mu ya? Benim bir arkadaşım vardı 3 yıldır çalışıyor olmuyor. Bu tür adamlardan uzak durun. Onlar sizin enerjinizi çekerler. Özgüveninizi azaltırlar. Lütfen ama lütfen. iyi bir tavsiye veriyorum şu an size. Boş beleş konuşan, sırf laf yapan, çalışmayıp lafla, laf ebeliyle çalışmasının ya da hatalarını ya da tembelliğin üstüne örten insanlardan uzak durun. Motivasyonu yüksek, çalışan arkadaşlarla zaman geçirin. Çünkü insanoğlu sarmaşık misali. Sarmaşık nasıl ki hangi duvarda büyüyorsa o duvarın şekline bürünüp ona sarılıyor ya, insan da öyledir. Kimlerle zaman geçiriyorsanız hangi ortamda bulunuyorsanız ona uyum sağlıyorsunuz ve bunu farkında olmadan yapıyorsunuz. İşin tehlikeli tarafı da bu. Farkında olmadan çevrendeki en yakındaki 5 kişiye benzersin. Böyle çok önemli bir adam bir sözü vardı. Kim olduğunu hatırlamıyorum. En çok zaman geçirdiğiniz 5 kişinin ortalamasısınız diyor size. Gerçekten öyle. Bak dikkat et. 5-10 kişi kimle çok zaman geçiyorsun Huyun, suyun zamanla onlara benzer. O yüzden arkadaşlarını doğru seç. Pozitif adamlar çalışkan adamlar, iyi niyetli adamlarla arkadaş ol ki onların huyu sana geçsin. Boş beleşlerle çok zaman harcama. Tamam mı? Ya zaman geçirdiğin adamın senden bir yanı daha iyi olsun. Ya zekası, ya ahlakı, ya kişiliği, ya olumlu yanları, ya ne bileyim bir özelliği yani. Senden iyi olmalı. Tamam Seni aşağı çekecek insanlarla lütfen zaman geçirme. Bu da sana güzel bir hem öğretmen hem de abiye, abi, abiye abi diyordu. Abiyle ablayı karıştırdım abiye diyorum. Hem de güzel bir abi tavsiyesi olsun. Dersi dinlediğin için hem sana teşekkür ediyorum hem de sen de kendine teşekkür et. Böylece evet ne oldu ya? <laughs> Kafam karıştı. Böylece dersi bitirdik. Ne yapıyorduk şimdi? Kalemi alacaktım ha. Sıradaki dersi söyleyecektim. Rasyonel sayılardayız. Kolay, basit, garanti bir neti var. Evet, yoruldum artık. Hadi görüşürüz bay bay.